Fuar TV izleyicileri, bugün sizlere Bursa TÜYAP'tan sesleniyoruz. Ve çok uzun yıllara dayanan kuvvetli bir firmaya konuk olduk. Atik Endüstriyel Kaynak Teknolojileri AŞ ve Genel Müdürümüz Sayın Aytekin Koç ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aytekin Bey. Fuarları seviyoruz. Ve sizlerle olmaktan her yıl olduğu gibi çok çok mutluyuz. Hoş geldiniz fuara diyoruz öncelikle. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Fuarın ilk günü, coşkuyu hep birlikte yaşadık. Evet. Gerçekten ilk gün olmasına rağmen kalabalık bizi şaşırttı. Evet. Evvelki yılları değerlendirecek olursak. Evet. Acaba sizin için de aynı keyifte mi fuar? Evet. Şimdi tabii ki bizim için de öyle. Fakat bu fuarlar iktisat fuarları olduğu için burada çok fazla ziyaretçiden ziyade etkili ziyaretçi, ihtiyaç sahibi ziyaretçi, hedef kitlenin olması gerekiyor. Bugün de nispeten öyle oldu. Şu an itibariyle öyle görünüyor. Mutluyuz. Mutluyuz tabii ki, çok. O zaman biz de gelecek günlerin çok daha mutlu geçmesini diliyoruz. Sizin ve tüm katılımcılarımız için Türkiye adına. Teşekkür ederim. Ve geliyoruz bu muhteşem firmaya. Atik AŞ. O kadar uzun yıllar var ki ben şimdiden 41 kere maşallah demek istiyorum ve size soruyorum. Kaç yılında doğdu ve hangi güzel aşamaları kaydederek bugünkü konumuna geldi? Buyurun. Firmamız 1979 yılında Bursa'da kurulmuş bir firma. Otomotiv sektörüne yedek parça imalatıyla başlamış bir aile şirketi. Biz de ikinci jenerasyon olarak hem üretim tarafını hem de kaynak teknolojileri tarafını yürütüyoruz. Şu anda 8 yıldır ana firmamızın bünyesinde Atik Endüstriyel Kaynak Teknolojileri olarak kaynak teknolojilerine hizmet veriyoruz. Bugün Almanya'dan ithal etmiş olduğumuz, Türkiye distribütörünü yapmış olduğumuz dünya markası Siegmund kaynak masaları ve aksesuarları firmasının teşhirini yapıyoruz, onun tanıtımını yapıyoruz, onun için buradayız. Ben de tekrar hoş geldiniz fuara diyorum. Peki burada ithalatçı firma olmanın ayrıcalığı anladığım kadarıyla Türkiye'de buluşturuluyor. Dünyayla aynı anda tüm bu güzellikler buradaki firmalara sunuluyor. Evet. Peki genel hedef kitlenizi değerlendirecek olursak kimlere hedefliyorsunuz? Bu ürünümüzde bizim belli bir hedef kitle yok. Kaynak işiyle uğraşan sektör her ne olursa olsun, her türlü kaynak sektörüyle uğraşan ve fikstür işi yapan bütün firmalar bizim hedef müşterilerimiz. Süpersiniz. Peki burada ithalat siparişle aynı anda mı gerçekleşiyor yoksa bir deponun varlığı mı söz konusu? Burada biz gerekli stokları tutuyoruz. Ürünlerin %80 olarak burada stoklarımız da var. Stoklu çalışıyoruz. Süpersiniz. Terminde bir sıkıntı yaratmıyoruz firmalara diyorsunuz. Yok, mümkün olduğunca yok. Bursa firması olduğunuzdan bahsettiniz ve burada hem üretici olmanın bir keyfi, ayrıcalığı yıllara varan bir keyif. Sonrasında dünya devi bir markanın Türkiye adına distribütörlüğünün üstlenmesi tabii ki firmayı daha bir öteye taşıdı. Evet. Dünyayla aynı anda bu keyiften yararlanıyoruz, evet, biz de Türkiye, evet, olarak. Türkiye diyorum çünkü sadece Bursa değil, evet, Bursa'nın civarı değil, tüm Türkiye'ye, evet, hizmet verdiğimizi, evet, biliyoruz. Evet. Peki bunun satış sonrasındaki bir destek gerekiyor mu? Orada neredeyiz? Bizim ürünümüz satış sonrası destek anlamında servis vesaire yok. Sadece müşterilerimizin etkili şekilde kullanamaması durumunda bilgilendirme yapılıyor. Zaten bizim arkadaşlarımız gerekli zamanlarda gerekli ziyaretleri yapıyorlar, gerekli görüşmeler yapıyorlar. Biz bu böyle bir problem gördüğümüzde ya da böyle bir eksiklik gördüğümüzde anında müdahale ediyoruz. Ekibimiz oraya gidip onlara gerekli eğitimleri veriyor. O zaman bu güzel cümlelerden şunu anlıyorum ki tüm Türkiye'ye aynı zamanda danışmanlık da üstleniyoruz ve çözüm ortağı oluyorsunuz. Tabii. Ya yıllardan beri tabii üretici firma olmamızın avantajıyla biz hem üretim mantığıyla hem mühendislik hizmetiyle hem tasarımıyla hem de uygulamasıyla hizmet veriyoruz. Örneğin bu ürünü hiç bilmeyen bir firmaya gittiğimizde onun üretmiş olduğu ürünü bunun üzerinde nasıl tasarlayacağını, nasıl yapacağını biz orada görüp onlara gerekli hazırlıkları, tasarımları yapıp onlara sunumları yapabiliyoruz. Daha sonra da satış hizmeti geliyor. Süper. Peki efendim bu ürün sabit bir ürün mü? Yani taleplerle doğru orantılı bir gelişme gösterebiliyor mu? Standart bir ürün sadece aksesuarları çeşitlilik gösteriyor. Firmaların üretim şekline göre. Onu o üretimdeki üretecek parçaların
çeşidine göre biz belirliyoruz zaten. O zaman biz her yerde izliyorsunuz bu güzel cümlelerle de konukları kadar mutlu etmek adına. Evet. Çünkü burada standta oldukça büyük bir standta yerinizi almış durumdasınız. Evet. Parçalar o kadar çok ki, makineler o kadar çok ki saymaya inanın ki vakit bulamadım. Evet. Kocaman bir katalogumuz var. Evet. Gerçekten ansiklopedi gibi evet. Ve burada bütün bu güzellikler sergileniyor aslında. Sonrasında kuvvetli depo sayesinde taleplerle doğru orantılı olarak mutlu sonla bitiyor galiba tüm bu çalışmalar. Mümkün olduğunca. Burada bizim amacımız şu, Türkiye'de bu kültür çok daha yeni. Avrupa'da oturmuş bir sistem. Bütün dünyada aşağı yukarı bu ürünlerle kaynak teknolojileri yapılıyor, kaynak işlemleri yapılıyor. Bizde henüz yeni bir kültür. Biz de bu kültürü mümkün olduğunca imalat tecrübemizde ve tasarım tecrübemizde firmalara aktarmaya çalışıyoruz. Ama her geçen gün daha da gelişiyor. Hep daha ileri, hep daha ileri diyorsunuz. Tamam. Dünyayla aynı anda Türkiye'nin diyorsunuz. Tamam. Ve ben biliyorum ki var olan kalite, güven, müşteri memnuniyeti ama hep bu gülen yüz nice nice nesiller boyu bizlerin olsun. Saygılar tamam. Sunuyorum. Çok hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Tamam. Evet, Fuar TV izleyicilere, Bursa'dan TÜYAP'ta yerini alan Atik Endüstriyel Kaynak Teknolojileri AŞ firmasına teşekkür ediyor. Başarılarının nesiller boyu bizlerle olması dileğiyle sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.